Geceleri mezardan küçük kız cesetlerini çıkarıp oyuncak yapan adam. Anatoli Moskin. Videoya geçmeden önce bize destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Rusya'da ailesiyle beraber yaşayan Anatoli Moskin, çevresine göre gerçek boyutta oyuncak bebekler yapmaktan hoşlanan biri olarak görülse de aslında bu bebekler gerçek insanlardan yapılıyordu. İşte Moskin'in dehşete düşüren hikayesi. Moskin, Rusya'nın Novgorod kentinde mezarlıklara saplantılı bir şekilde büyüdü. İyi eğitimi vardı ve tam olarak 13 dil biliyordu. Fakat Moskin'in çocukluğunda yaşadığı bir olay onu mezarlıklara takıntılı hale getirdi. 13 yaşındayken siyah takım elbiseli bir grup adamın okuldan eve dönerken onu bir kızın cesedini öpmeye zorladıklarını anlatan Moskin böylece ölülere hayranlık duymaya başladı. Bir cesetle öpüşmesinin ardından bu isteği daha fazla bastıramayan Moskin, okul sonralarında mezarlıklarda dolaşmaya başladı. Moskin, 2005'ten 2007'ye kadar 752 mezarlığı ziyaret ettiği iddia ediliyor. Her bir mezar hakkında ayrıntılı notlar alan Moskin, orada gömülü olanların tarihlerini araştırmıştır. Fakat 2009'da yerli halk, sevdiklerinin mezarlarına saygısızlık yapıldığını ve bazen de tamamen kazıldığını keşfetmeye başladı. Mezarlıklara dadanan kişinin kim olduğu 2 yıl boyunca araştırılsa da bir türlü bulunamadı. Nihayetinde 2011 yılında Moskin bir Müslüman mezarlığındayken polis ekipleri tarafından yakalandı. Moskin'in evine araştırmaya giden polisler ailesiyle yaşadığı eve girince dumura uğradı. Güzel giysiler giydirilmiş, onlarca gerçek boyutlu bebekle karşılaşan polisler, bunların oyuncak olduğunu zannetse de gerçek öyle değildi. Mezar taşlarından çıkarılan fotoğraflar, oyuncak bebek yapım kılavuzları ve dairenin etrafına saçılmış yerel mezarlıkların haritalarını bulan polisler, aynı zamanda oyuncak bebeklerinin içerisine müzik kutusu koyulduğunu keşfetti. Ailesi tarafından oyuncak zannedilen bebeklerin aslında ölü insanların mumyası olduğunu keşfeden polisler, bazı mumyaların içinde kurutulmuş iç organları ve hatta hastane raporlarını bile buldu. Bu noktada oyuncak bebeklerin aslında mezarlıktan çıkarıldığını itiraf eden Moskin, en çok küçük kız çocuklarını sevdiğini de belirtti. Yalnız olduğu için kızların mezarlarını kazdığını söyleyen Moskin, bekar olduğunu ve en büyük hayalinin çocuk sahibi olmak olduğunu söyleyerek durumunu ifade etti. Yetkililer, Moskin'in dairesinde yaşları 3 ile 25 yaşları arasında değişen toplam 29 kişi buldu. Mahkemede 44 adet mezar ve ceset istismarı itiraf etti ve mağdurların ebeveynlerine "Kızlarınızı terk ettiniz, ben onları eve getirdim ve ısıttım" açıklamasında bulundu. Moskin'e şizofreni teşhisi kondu ve cezasının ardından bir psikiyatri koğuşunda hapis cezasına çarptırıldı. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.